İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde toplantı. Batı Ermenistan ve Artsakh futbol takımları Konifa Avro 2021'e katılacak. Kaşata bölgesindeki 3 köyün statüsü hala belirsiz. 52.231 kişi Artsakh'a geri döndü. Portasar yakınlarına bırakılan metal blok güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bugün Simon Açık Gözyan'ı anma günü. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'na destek. Ermeni Mimarisini Araştırma Vakfı Müdürü Yardımcısı Rafi Kortoşan ile röportaj. Batı Ermenistan'ın Yerevan ofisinde 4 Şubat saat 19'da Ulusal İnisiyatif adlı sosyal politik hareketin üyelerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının gündeminde bir dizi konu ele alındı. Ancak esas konu Ermeni meselesinin ayrılmaz bir parçası olarak Artsakh meselesiydi. Ana konuya değinmeden önce felsefe doktoru profesör matematik bilimleri adayı Grigoryan ve filoloji bilimleri adayı doçent Margaryan tartışılan konu hakkında kısa bir tarihsel gezi yaptı. Ardından toplantıya katılanlar görüşlerini dile getirdi ve bir diyalog ortamı gerçekleşti. Toplantının sonunda katılımcılar toplantıları sürekli hale getirmek, tartışmak, güncel ulusal sorunlara çözüm bulmak konusunda anlaştılar. Konifa web sitesine göre Artsakh Dağlık Karabağ ile Batı Ermenistan futbol takımları Konifa Avro 2021'e katılacak. Konifa Avro 2021 9-19 tarihleri arasında Fransa'nın Nice kentinde gerçekleşecek. Artsakh'ın Haziran 2019'da şampiyonluğa ev sahipliği yaptığını hatırlatalım. Bugün Artsakh'ın Kaşata bölgesine bağlı Ahavno köyünde 80 kişi, başka bir deyişle 25 aile yaşıyor. Savaş sırasında 38 aile köyü terk etti, henüz dönmedi. Ahavno köyünün muhtarı Antranik Çavuşan, köyde yeni yenilenen ve öğretmensiz kalan okulun ve Kaşata'nın 3 yerleşim yerine yeniden yerleştirme konusunda duyduğu endişeyi dile getirdi. Ona göre devlet net bir açıklama da bulunmalı. Sus, Ahavno, Bertzor köylerinin bize kalıp kalmaması doğru bir şekilde söylenmesi lazım ki insanlar geri dönsün. Savaştan sonra Bertzor bölgesel merkezi, Nerkin Sus ve Ahavno köyleri dahil olmak üzere 3 yerleşim yeri dışında Artsakh'ın Kaşatağ bölgesinin neredeyse tamamı Azerbaycan'ın kontrolü altına girdi ancak statüleri hala belirsiz. Kaşatağ'da statüsü bilinmeyen 3 köyün sakinleri şimdi bir karar bekliyor. Tek umut şu anda devletin sağladığı destektir. Yarın neler olacağı bilinmemektedir. Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın belirttiği ve Armen Press'in aktardığına göre Rus barış güçleri savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Artsakhlıların yerleşim birimlerine geri dönüşünü sağlamaya devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada 14 Kasım 2020 tarihinden bu yana toplam 52.231 kişi Artsakh'a geri döndü denildi. Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın 10 Kasım 2020 tarihli kararnamesiyle Rusya Barış Güçleri Birlikleri Artsakh Dağlı Karabağ'da konuşlandırıldı. Birliğin temelini Merkez Askeri Bölgenin 15. Özel Silahlı Motorize Tugay'ı oluşturmaktadır. Barış Güçlerinin komutanı Kor General Rustam Muradov'dur. Batı Ermenistan'ın Urfa'da tarihin sıfır noktası olarak bilinen Portasar Göbekli Tepe yakınlarında araziye yerleştirmiş metal bir blok bulundu. Güvenlik güçleri Göktürk alfabesiyle ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak yazılı metal bloğun kim ya da kimler tarafından araziye dikildiğini araştırıyor. 3 metre uzunluğunda 45 santim genişliğinde metal blok Göbekli Tepe'nin yakınlarındaki bir tarlada sabah saatlerinde bulundu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri çevrede önlem alırken Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de blokta inceleme yaptı. Biz Batı Ermenistanlılar bunu faşizmin ayak sesleri her yerde hissediliyor şeklinde yorumlamaktayız. Simon Açık Gözyan 1939'da Konstantinopolis'in Galata semtinde doğdu. Babası Ovanes Ermenilere yönelik soykırımdan mucizevi bir şekilde kurtulmuştu. 1946'da Simon ve ailesi Sovyet Ermenistan'ına taşındı. Yerevan'ın 24 nolu ortaokulunda okudu. 1955'te Yerevan Devlet Üniversitesi Jeoloji Fakültesine girdi ve 1960'da jeoloji mühendisi olarak mezun oldu.
Simon Açıkgözyan tezini 1970 yılında Moskova'da savundu. 1984 yılında kıdemli bilim çalışanı unvanını aldı. 1960-1991 yılları arasında Ermenistan Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi Jeoloji Bilimleri Enstitüsü'nde çalıştı. 70'ten fazla bilimsel eser yazdı, tercümanlık yaptı. Yaklaşık 11 yıldır Yerevan Devlet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Uzun yıllar Horvirap Manastırı'nda Narek adlı erkekler korusunda şarkı söyledi. 1989 yılında Ermeni Ulusal Hareketi'nin ilk kongresinde Açıkgözyan, Dış İlişkiler Komitesi üyeliğine seçildi. 1989'da Arabo Gönüllü Müfrezisi'ne katılarak Yeknazor bölgesinde Gınışik, Yerask, Areni, Haçik, Noyemperyan bölgesinin Voskepar ve diğer sınır köylerinde savunma savaşlarında yer aldı. Ardından Artsakh'a Şahumyan bölgesine gitti ve 19 Nisan 1991'den itibaren Martuna Şen'de Arabo adlı müfrezenin komutanlığını üstlendi. 30 Nisan 1991'de Martuna Şen'in savunma çatışmaları sırasında Sovyetler Birliği İçişleri Bakanlığı'nın desteğiyle Azerbaycan Özel Kuvvetleri OMON'un gerçekleştirdiği Halka adlı operasyonu önlerken şehit düştü. Naaşı Yerevan'ın Kanaker Zeytun İdari Bölgesi mezarlığına gömüldü. Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın 20 Eylül 1996 tarihli kararı ile Simon Açıkgözyan ölümünden sonra birinci derecede askeri haç nişanı ile ödüllendirildi. Batı Ermenistan'ın devlet televizyonu Western Armenia TV kendini reklam etmez. Ancak Batı Ermenistan'ın resmi Ermenice dilini sunar. Bu dil o kadar doğaldır ki bize halkın ruhundan yayılan, kimliğimizin benzersizliğini ve atalarımızın mirasını ifade eden bir melodiyi hatırlatıyor. Televizyonumuz dili korumak, savunmak ve sunmak için büyük bir arzu içerisinde bulunduğumuzu, onun varlığının ve gelişiminin kullanımına, konuşulmasına ve ifadesine bağlı olduğunu tüm makamlar önünde tanıklık etmekteyiz. Batı Ermenistan'ın devlet televizyonunu desteklemek, aynı zamanda Batı Ermenistan'ın Ermenice dilini korumak, geliştirmek ve yaygınlaştırmak anlamına da geliyor. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia'da Ermeni Mimarisini Araştırma Merkezi'nin müdür yardımcısı Rafi Kortoşan, Suriye'deki Ermeni sanat eserlerinin kitap kataloğunu sundu. Bu kitap katalogda Halep şehrinde bulunan ve bir müzeye dönüştürmüş olan Meryem Ana Kilisesi'nde saklanan kilisenin hazinesini içermektedir. Kortoşan, Suriye'de Ermeni sanatına ait bazı eserleri tanınır hale getirmek için bir katalog oluşturmanın amacına değinerek yapılan çalışmalar ve gelecek planları hakkında konuştu. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Asmar Yaman adlı eseri sunuyoruz. Asmar yaman 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 ile baru dalalo yaman Asmar mi ka merdun muhe usna gere senkere tuhe Asmar yaman 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 ile baru dalalo yaman Asmar yaman 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 ile baru Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.